Merhaba arkadaşlar, Yeliz'in Çiçek kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım. Ve şu görmüş olduğunuz güzeller hakkında biraz konuşalım. Yakut kolyeleri, yakut çiçeği kolyesi. Evet, şöyle yakından bir çekelim. Görmüş olduğunuz gibi tomurcuğa durmuş ve birkaç tanesi de açmış. Şöyle sarı sarı papatya şeklinde açmakta arkadaşlar. Bende iki türü bulunmakta. Birinci türüm bu şekilde. İkinci türü ise bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Sarkıcı ve yayılıcı türdür arkadaşlar. Yakut kolyesi. Çok aşırı sulama ihtiyacı duymayan çiçeklerimdir bunlar. Çok aşırı sulamaya gerek yok arkadaşlar. Üretimine geçeceksek eğer, çoğaltılımına geçeceksek eğer, bir tane yapraktan bile çoğalabilen bir türdür. Şöyle şu yaprağı aldığınız zaman, bunu direkt toprağa diktiğiniz zaman bunun da tutma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Fakat biraz daha fazla geç gelişim sağlayabiliyor. O yüzden size tavsiyem, çelik yöntemiyle çoğaltılım yaparsanız çok daha fazla gelişim sağlayabiliyorlar arkadaşlar. Ben de bu birkaç saksıyı bu şekilde yine hepsini çelik yöntemiyle çoğaltmıştım. Tutma ihtimalleri %100. Ölmek gibi bir ihtimalleri asla yok bu çiçeklerin. Yeter ki toprağa değsin, kırdığınız dal yeter ki siz dikmeseniz bile toprağa değdirseniz tutma ihtimali çok yüksek olan bir çiçeğimizdir arkadaşlar. Şu cinsim biraz daha uzun yapraklı, daha sivri yapraklı ve yeşil kalan bir yaprak arkadaşlar. Hem dal hem yapraklar olarak genelde yeşil kalan bir tür. Bir diğeri ise güneş aldıkça morlaşan bir yakut kolyemizdir arkadaşlar. Bu güneş aldıkça hem yapraklar hem dallar koyu rengine dönüşebiliyor. Morumsu renge bürünebiliyorlar arkadaşlar. Evet, burada yakut kolyemiz çiçeğimizi bitirelim. Bir size sonbaharın gelişiyle sakız sardunyamın açmaya doymayan hallerini göstereyim ben size. Evet, görmüş olduğunuz sakız sardunyam sonbaharın gelişiyle açmalara doyamayan çiçeğimdir. Ve rengi çok sevdiğim bir renktir. Süs yoncası, uyku yoncası denilen kırmızı yapraklı yoncam. Burada arkadaşlar yine açış şeklini sizlerle paylaşayım. Bu şekilde. Burada ben yeni edindim. Daha çok aşırı gelişim sağlamamakta. Şu görmüş olduğunuz kar yağdı çiçeğim tek yıllık bir bitkidir. Geçen yıl muazzam bir görüntü elde etmiştim. Bu yıl çok aşırı fazla gelişim sağlamadı arkadaşlar kar yağdı çiçeğim. Ve son olarak sizlere kağıt çiçeğini göstermek istiyorum. Şöyle yakınlaşalım. Çok severek elde edindiğim bir çiçek. Videomuzu burada noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.